Arkadaşlar, şu anki videomda size kurdale çiçeğini anlatacağım. Gördüğünüz gibi e, evimde çok güzel bir yere sahip. Tam camımın da yanında, cam kenarında. E, bakımı kolay bir bitki. Gördüğünüz gibi eğer severse, mutlu olursa yerlere kadar kendi cinsinden tekrar filizler atıyor. Bakın yere kadar uzamış filizleri. Şöyle göstersem daha mı rahat olur bilmiyorum. Evet gördüğünüz gibi yere kadar bu şekilde filiz atmış. Ee, bakımı kolay. Ee, çok fazla da kurutmayacağız. Ee, sürekli de çok da bol da, suyu da sevmiyor. E, dibi böyle ara ara nemli kalıyor, arada kuruyor. O zaten kendini hissettiriyor. Eğer suya azsa yaprakları biraz yeşili sarıya dönüyor. E, çok fazla direkt güneşi sevmiyor. Camın kenarında ama hani çok güneş vurduğu zaman benim evim batıya bakıyor bu camım. Batı tarafta. E, bazen yaz yazın daha fazla güneş aldığında perde veya güneşlik çekiyorum. Hani yanma yapar. Çok direkt de güneşi sevmiyor. Direkt güneşe de maruz kalmayı sevmiyor o zaman balkonumu alıyorum. Kapalı balkonum var. Veya e, güneş ışığına hani direkt almayan bir tarafa alıyorum. Yani direkt güneş ışığını hiçbir bitki aslında sevmiyor kaktüs harici. Kaktüs derken aloe vera da sevmiyor direkt güneş ışığını. Direkt güneş ışığını e, tam dikenli kaktüsler oraya koyabiliriz. Bunu ben şimdi çok güneş alında başka tarafa alacağım. Gördüğünüz gibi e, dibi e, nemli olacak Ayrıca da ben bunlara bahçem var benim hemen evimin yakınında e, şuradan da bakıldığında görülebilir şurada beyaz üç katlı ev var onun yanında yeşillik içinde iki odalı böyle kulübe gibi gözüküyor üç katlı köşedeki evin yanında yanında zaten boş bir arazi orada bahçem var orada yağmur sularını ben biriktiriyorum e, çatıdan akan Oluklardan akan suyu, ben bu çiçeklerimin hepsini de yağmur suyuyla besliyorum. Çünkü yağmur suyu çok güzel geliyor, içinde kireç yok. Ee, bu da mesela kılıç çiçeğim benim. Derler ki hani bir metreyi geçtiğinde e, hangi evdeyse o kişi ev sahibi yaparmış. Bu gerçekten doğru. Ee, onun için çok güzel bir bitki bu da. Bakımı kolay. Haftada bir kere suluyoruz. Çok fazla suyu da sevmez. Normal. Direkt güneş ışığını sevmez. Bu da cam güzeli. Bu da çok güzel açar mevsimi geldiğinde. Her evde de kolaylıkla yetiştirilebilir. Toprağı nemli olacak. Direkt güneş ışığını hiçbir bitki sevmiyor dediğim gibi. Bu şekilde. Bir de kaktüslerim var. Balkonumda. Balkonumdaki çiçeklerim de bu şekilde. Kaktüsler de benim Bakın gördüğünüz gibi bu 5 yıllık bir kaktüs. Hani kocaman. Kocaman olmuş gördüğünüz gibi. Bu da gene çok fazla suyu sevmiyor. Ee, bunun da bakımı toprağa kuru kalacak. Kuru kaldıkça mesela 15 günde bir yarım çay bardağı kadar hani yağmur suyu gene. Yağmur suyu veriyorum. Gene bu çiçeğimi de şu kaktüsümü de sokakta buldum ben. Birisi saksısıyla atmıştı. Ee, ben kıyamam çiçeklere. Bunu aldım. Gördüğünüz gibi. Ee, büyüttüm. Bu da çok suyu sevmiyor. Haftada bir kere yarım çay bardağı kadar yağmur suyu yoksa hani dinlenmiş su olabilir. Bu şekilde. Bu da gene küçük benim aloe vera diktim. Arkadaşım verdi. Ee, dibinde de bir limon çekirdeği dikmiştim. O da gene gördüğünüz gibi yeşermiş. İşte doğa yani. Çok güzel. Baktıkça sevdiriyor kendini. Ben e, hobi olarak turşular da yapıyorum. inşallah. e, onları da bir gün anlatacağım size. Bunu yaz döneminde yapmıştım. Eylül, Ekim gibi. Gördüğünüz gibi hiçbir bozulma yok. Küçük sarı süs biberlerinden yapmıştım. Bunları da inşallah bir gün size bir vakit olduğunda anlatacağım. E, gördüğünüz gibi saksılarımın dibine gene böyle limon çekirdekleri koyuyorum. mandalina portakal çekirdekleri, şu mesela hurma çekirdeği. Bunlar yeşeriyor, büyüdüğü zaman bahçeme alıyorum ben bunları. Bakın şu da küçük domates. Şu limon e, dal aldım gene 2-3 ay önce diktim. Yeşil, köklenirse bahçeme götüreceğim. E, bu şekilde kaktüsüm de hani bayağı bir güzel 5 yıllık böyle Bunları zamanı geldikçe sizlere gösteriyorum, paylaşmak istiyorum. Bu da Benjamin, ee, bu da aşağı yukarı 4 yıllık var. Ee, ben ara ara çiçeklerimi yetiştiriyorum, hani e, yerine göre de hani satışını da yapıyoruz. Ee, çok büyümüştü gene bir tane Benjamin'im vardı, tavana değiyordu, 3 metreye yaklaşmıştı neredeyse. Onu e, almaya geldiler hani bunu da